Değerli Başkanım, Üsküdar önemli. Ben ilk kez Üsküdar'ı yaklaşık 40 sene önce Münevver Ayaşlı Hanımefendi'nin Ders Saadet kitabından okumuş ve etkilenmiştim. Tabii. Henüz 18 yaşındaydım. Üsküdar'ın şehri eminisiniz. Birkaç cümle Üsküdar'la ilgili. Rahmetli Haluk Dursun hocamızın Boğaz gezileri olurdu biliyorsunuz. Boğaz'da kültür turları. Derdi ki rahmetli, İstanbul'un en değerli yeri Boğaz, Boğaz sahil bandıdır. Boğaz'ın da en değerli yeri Beylerbeyi Münevver Ayaşlı köşküdür, işte Münevver Ayaşlı'nın kaldığı yerdir diye ifade ederdi merhum Haluk Dursun hocamız. Evet, Üsküdar çok önemli, çok değerli bir yer, bir tarih kültür şehri. Gerek kültürel derinliği, gerek tarihi zenginliği itibariyle İstanbul'un da medeniyetimizin de en değerli merkezlerinden birisidir. Evet, burada böyle bir sorumluluğu üstlenmek de hem çok önemlidir, Allah'ın bir lütfudur, hem de bir o kadar da büyük bir sorumluluk gerektirir. Ama sizler Oğuz Türklerinin Çepni boyundan ve Doğu Karadeniz çok önemlidir. Biraz evet. Bilinmemekle beraber en az 1000 yıllık Türk tarihi, Türklerin gelip yerleştiği bölgeler. Tabii. Birkaç cümle memleketinizden, Oğuzlardan, Başal Pazarı, tabii. Oğuzların, Çepnilerin tabii, başkenti. Tabii. Neler söylersiniz? Ben aynı zamanda Trabzon Şal Pazarı Doruk Kiriş köyü doğumluyum. Bizim o bölgeye biliyorsunuz Ağasar yöresi derler. Ağasar, meşhur Ağasar türkülerinin menbaı bizim Ağasar yöresidir. Bizim gerçekten bölgemizin insanı, Orta Asya Oğuz Türkleri Kayıboyu Çepni kolundan geldiği söylenir. Yani bizim kökenimize doğru indiğimizde bir Orta Asya kökünden geldiğimiz, Çepni kolundan geldiğimiz tarihi gerçeği var. İşte kalkmışız oralardan önce Anadolu'ya, Karadeniz'e. Sonra da işte ben 1990'da İstanbul'a geldim üniversite tahsili için. Tam 31 yıl önce yine bir Eylül ayında Üsküdar'a geldik, yerleştik. O gün bugündür bir hüdai şehir olan, bir harem şehir olan, bir İstanbul olan Üsküdar'a yerleştiniz. Başkanım, vefa önemli. Maalesef biz Bozası ile meşhur, İstanbul'un bir semti olarak bilinir ama vefa bizi biz yapan değer. Çok önemli. Allah Resulü'nün ifadesiyle el vefa minel iman, vefa imandan gelir. Kesinlikle, diye buyuruyor. Evet. Siz bir vefa örneği göstererek Haluk Dursun için bir kütüphane kurmuşsunuz. Biz onun için geldik ve bu kitapları da Haluk Dursun'un doğum yeri olan Kocaeli Hereke bölgesi, Kocaeli'nin kitapları. 20 yıllık kendisini yakinen tanıyoruz. Birkaç cümle. Siz bize bu Haluk Dursun Kütüphanesi dolayısıyla hem bir takım hediyeler getirdiniz, kitaplarınızı getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Haluk Dursun'u, rahmetliyi çok severdim. Ben kendisiyle bizzat görüşmüş, tanışmış, sohbet ortamında buluşmuş, programlar yapmış birisiyim. O Bahtiyar'la ulaştık ama ne yazık ki aramızdan çok erken ve çok zamansız ayrıldı. Yani vefat haberini duyunca gerçekten çok ama çok üzüldüm. Yani ülkemiz adına, milletimiz adına, geleceğimiz adına, gençlerimiz adına büyük bir kayıptır Haluk Dursun hocamız. Allah rahmet eylesin ama tabii takdiri ilahi böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Biz vefatından zannediyorum bir ay önce ya da daha az 20 gün önce bizim Nev Mekan Sahil diye bir millet kıraathanemiz var sahilde. Orada kendileriyle buluştuk ve çok da hoşuna gitti orası. Hatta orayla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. Okudum efendim. Efendim. O
Paylaşım da bizi tabii çok etkiledi. Burada dedi çok güzel olmuş. Efendim burada gençlerle bol bol program yapmak lazım. Hatta onunla gençlerle orada söyleşi yapma adına da bir ahitleşmiş idik. Ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Biz de dedik ki Üsküdar'da bizim kütüphanelerimiz var birkaç tane. Birisi de Haluk Dursun hocamızın adını verdiğimiz kütüphane. Yeni açtık. Böyle bir kültür insanının, böyle gençleri seven, okumayı seven, gençlerin yetişmesine çok önem veren bir büyüğümüzün, bir kültür insanının adının yaşatılması lazım. Gelen gençler, ya bu acaba Haluk Dursun kimdir, ne özelliği var da ismi buraya verilmiştir diye merak edip araştırsınlar ve onun izinden gitsinler diye aslında gençlere bir mesaj vermek, onları yarınlara daha umutla ve daha çok sorumluluk taşıyarak yarınlara hazırlansınlar diye merhum hocamızın adını verdik. Hayırlı olsun, çok mutluyuz efendim. Haluk Dursun ismi kütüphaneye çok yakışmıştır. İnşallah bu isim ebediyen burada kalır diye biz de dua ediyoruz. Değerli başkanıma teşekkür ediyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kültür Bakanlığı'na tescilli bir kurumumuz. Yine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı'nı oluşturduk. Haluk Dursun'un özellikle doğduğu Kocaeli, Gebze, Hereke bölgesi ve Giresun bölgesiyle ilgili yayınlarımızı size getirmek istedik. Bir vefa borcu olarak, çünkü çok vefa borcumuza teşekkür ediyoruz. Doğrusu çok mutlu oldum. Güzel oldu. İnşallah bundan sonra sık sık görüşeceğiz, buluşacağız. İnşallah. Bugün gördüğünüz gençleri orada ne güzel kitap okuyorlar, ders çalışıyorlar. Gençlerimiz de bizim iftihar tablomuz. Haluk Hoca'nın izinden giden gençlerin sayısının artması lazım. Amacımız da budur. 20...